Büyüklerimiz, sevgili izleyenler, Ali Emlak olarak bugün sizler için Balıkesir Banyat ilçesine bağlı Çakırca köyündeyiz. Gönen'den burası Çakırca köyü yaklaşık 15-20 dakika mesafede. Buradan Banyat'ta yine 15-20 dakika mesafede. Arada kalan bir köy. Ulaşım kolay. Köy büyük. Her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz camisinden marketine kadar ulaşım sorunu hiç yok. Güzel bir köydeyiz. Bu köyde size 2682 metrekare. Bir daha teyit edelim. Evet, 2682 metrekare. Tek bir parça içerisinde iki tane eski yapısı. Ev demiyorum bakın. İki tane eski evi yapısı bulunan. Ve şu sol arkamda görmüş olduğunuz samanlıklardan ibaret. Aynı anda dam olarak da kullanabileceğiniz yapılara sahip 2682 metrekarelik arsa tanıtımına geldik. Yerimizin güzel özelliklerinden bir tanesi hemen şu an göstermiş olduğum kadastro yolu. Kadastro yolu geliyor direkt bahçemizin kapısı burada. Bakın şu demir kapı. Burası kapımız. Buradan da girişimiz var. Bir de yanda bir yol daha var. Yan yoldan da girişimiz var. İki tane yola cepheli. Yerimizin sınırları buradan başlıyor. Bu şekilde devam ediyor. Bakın şurada kazıklar var mı tabii görüyor musun? Teller de var zaten. Bahçemizin sınırı. Şimdi yapılardan bahsedecek olursak ben az önce video başlamadan önce iyi kötü evlerin içine girdim. Birine giremedim. Samanlık dam olarak kullanılan bölüm ev olarak kullanılan bölümden soldakinden daha iyi. Kapıda da ev kayıtlı. Hepsinin elektriği var. Kapı numarası var. Arzu ederseniz camları büyütüp tavanı sağlam bakın şu üst öndeki veranda gibi indirme hariç tavanı sağlam bunları eve çevirebilirsiniz. Çok masraf etmeden kullanabilirsiniz. Bunlar ne deniyordu abi? Pirket deniyordu galiba. Bunlar sağlamdır. Zemini de beton. Şöyle gösterelim Murat abi. Yerimiz beton. Çatımız güzel. Çatımız güzel. Sadece şu köşede bak ışık gelen yer. Evet, şu köşe. Bir iki tane akış olduğu zaman sağlam bir şekilde burası kullanılır. Zaten bu saman da yonca da tavana akmayan yere konur ki hayvanlar yiyebilsin. Tavanı da konumu da güzel. Burasını eve çevirebilirsiniz. Ya da hayvan bakabilirsiniz. Dam olarak kullanabilirsiniz. Bu bir. Yaklaşık 60 metrekare var sanırım. 55-60 metrekare var. Hadi 50 olsun, az az söyleyelim. Şimdi burada bir duvar yapmışlar. Bakın gene sağlam bir duvar. Yine tavanı çok güzel. Yine burada da bir 50 metrekare. Yine bir depolama alanı. Saman, buğday, buğday diyorum. Samanla yonca, arpa sapları koyulmuş depolama alanı. Yine burasını birleştirip, mesela bu tarafı iki odaya çevirip, Mesela bu tarafı salon ve Amerika mutfak gibi yapabilirsiniz. Eve çevirebilirsiniz. Evin iki tane girişi olması çok güzel. Şifayen ikiye bölersiniz. Bu tarafta kız kardeşiniz oturur. Öbür tarafta erkek kardeşiniz ya da iki arkadaş. Çünkü 2600 metrekare büyük bir alan. Kullanabilirsiniz. Burayı hiç denemedim. Burası tabii açılıyor mu? Önden girişi var. Güzel bir hayvan barınağı var burada. Şurada inlerden. Bu kapıyı şimdi açmaya çalışmıyorum. Bu arada şuraları da gösteriyorsun değil mi Murat abi? Şu an bulunduğumuz yer. Burası arsanın içi. Böyle dik uzun gidiyor. Şöyle tel örgüyle çevrili komşumuz. İki tane eski ev dediğim şu karşısı. Şurayı gösterelim Murat abi önce. Diğer girişini ben göremedim ama. Aslında buraya da girsek olacaktı. Kapı oradaydı. Evet, yanlış yaptık. Şöyle göster Murat abi. Evet, kapı şuradaydı. Oradan girmemiz gerekiyordu. Bakın şuraya büyükbaş hayvan bağlamak için buzağları bağlayıp bakmak için yapmışlar. Güzel bir samanlık var. Yine burası da bir 40 metrekare kadar var. Yalnız burası şurası kapıya çevireceksin abi. Hazır kırık ya. Şu Bence koymuşlar değil iki mi oraya? samanlığı eve çevireceksin. Böyle 150-200 milyar neyse artık harcayıp burasında veranda yapabilirsiniz mesela. Yine bu yan yol. İkinci yol dediğimiz yere de göstereceğim. Şu tel örgüyle çevrili arsamızın içerisinde
Arkaya doğru devam edelim. Normalde ev arsaları 600 metrekare bir dönüm. 700 metrekare, 1,5. Burası 2,600, çok büyük. Şimdi Murat abi gel şöyle. Şu iki tane yapımızdan önce. Valla şurada da bir şey var. Gel oraya, oraya mı gidelim? Yola mı gidelim önce? Bilemedim. Önce yola mı gidelim? Tamam, kimse yaşamadığı için otlar yerlere yatmış bir temizletilebilir. İncir ağacımız, erik ağacımız. Erik sözlerini kapattık artık. Arsamızın içinde. Gel Murat abi. Gel abi. Şu an kameradaki burası resmi kadastro yolumuz böyle. En sona kadar gidiyor. Gel Murat abi. Şuradan yolu da bakalım. Tel örgü hazır yapılmış. Beton direklere dikilmiş yerimiz. Eski evler var. Yaşanan evler de var. Değerli Şimdi izleyenler, kulaklığımızın şarjı bittiği için diğerine geçtik. Evet, ikinci yolumuzu da gösterdik. Şu anda depolama alanı olarak kullanılan yerimiz direkli ve pirketli. Ben burayı kesinlikle eve çevirmenizi isterim. Gayet sağlıklı bir yapı. Parke taş döşeli yolumuzun yanında. Az önce gösterdiğimde küçük baş ve büyük baş hayvanlar için küçük bir saya şeklinde yapılmış. Bunu kaldırıp atabilirsiniz. Ya da hayvan bakın. Evi de az sonra göstereceğim yerde yapabilirsiniz. Hep sağa takıyordum ya kulağım böyle tuhafıma gitti. Şöyle Murat abi yolumuzu bir gösterelim. Az önce de demiş olduğum gibi bakın. Şimdi şurada kapıdan çıkmıştık. Şuradan Murat abi şöyle çeker misin? Şu incir ağacından buraya tel çektiğinizde şöyle sağa da göster abi. Ahır gibi depolama alanı samanlıkların olduğu yerle arabamızın olduğu yer yaklaşık bir dönüm. Burasını mesela Murat abi sen aldın. Biz sen de burasını aldık. Buradan böleceğiz abi. Buradan. Tel örgüyle böleceğiz. Sen az önceki arabanın olduğu girişten çalışacaksın. Girişlerimiz ayrı. Ben de bu yoldan gelip bu kapıdan girip buradaki kalan evlerin olduğu bölümde bu tarafta benim olacak. Zaten muhtemelen hayvan baktıkları için bak abi. Şifa hayvan bak görüyor musun direkt dedi. Buradan bölmüşler. Bu tarafta hayvan bakmışlar. Bu tarafta da hem yaşam alanı hem de çok büyük bir bahçemiz var. Şimdi gel abi bahçeyi dolaşalım sonra evleri gösterelim. Gel abi. Yani 2600 tarla gibi büyük bir yer. Kendine ait suyu var. Ondan da bahsedeceğim. Meyve ağaçlarından da bahsedeceğiz. Şimdi Murat abi şöyle bir çekmeni istiyorum. Yok yok oğlum yok kızma. Şöyle kocaman bir bahçemiz var. Gerçekten çok büyük bir bahçemiz var. Yine komşu sınırla soldaki sınır tel örgüyle çevrili. Murat abi. Yok oğlum yok kızma bize. Aşağıya kadar devam ediyor. Gayet büyük bir araziniz var. Burası imarlı. %40 imar var. 2,5 kat imar var. Buraya da ev yapabilirsiniz. Yani bu evleri yıkabilip ya da yıkmadan buraya bir ev yapabilirsiniz. İki dönümde 800, 2600'de yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan. Artık bunu nasıl isterseniz ister 200-300 villa, ister bir ev bir ahır, ister iki ev bir ahır samanlık depolama alanı. İsterseniz de evinizi, ahırınızı, ahır zaten var. Evinizi yapın. Ekin buraya da kirazınızı, karpuzunuzu, meyve bahçenizi yapın. Alan büyük. Ceviz, incir, komşu sınırımızda dutlar. Yine aşağıda bakın bir sürü. Süper bir yer. İki tane kangal köpeği bağlayacaksınız buraya. O şey, küçük, gel. Evet, soldaki eski evimiz burası. Hemen önde bir incir ağacı var. Sağdaki eski evimiz yine önünde incir ağacımız mevcut. İki erik bir de ceviz var. Elektrik bağlı, suyu bağlı. Böyle küçük küçük herhalde tavukların su içmesi için ve burada çeşme varmış. Su buraya dolsun diye abi yapmışlar. Bak abi su sayacımız, su saatimiz burada. Vanamız burada. Gel abi evlere geçmeden önce. En güzeli. Bahçeyi sulamak mı istiyorsunuz? Gel abi. Altta kendine ait suyu var.
Bu da elektrikli. Bu fişi, bunu bağlıyorsunuz. Kendi kendine su çıkıyor. Buradan damlama sistemiyle artık buraya ne ekmek istiyorsanız onları sulayacaksınız. İki yere geçmeden önce ben şurayı merak ettim Murat abi. Bir gel. Burada küçük bir yapı var. 2,5 dönüm de az bir yer değil. 2,680 neyse. Değerli izleyenler, açıklama bölümüne tam metrekaresini yazacağım. 2,682 metrekare. Kuşlarla birlikte böyle doğanın içinde. Kendine göre hem ev hem tarla gibi büyük bir yer. Murat abi, burada galiba bir çıkıntımız var. Evet, tapuya ait. Görmek ister misin Murat abi? Evet, değerli izleyenlere de baksın. Tavanı çökmüş vaziyette. Kısmen sağlam. Bir odunluk diyelim değil mi? Ağır diye odunluk. Bir de ben bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi eski orada da tavuk kümesi gibi bir şey varmış. Değerli izleyenler, böyle bir şöyle şeylerin, eski yapıtların harfiyetten çok korkuyorlar. 500-600 milyar tutar. Hayır. Böyle eski yapıların harfiyetini köylü zaten siz de eski yolları kullanmak için ücretsiz alır. Kepçenin saati 1 milyar diyelim ki 700 lira. 1000 lira. 5 saatte burasını tertemiz yapar. 5 saatte 5 bin lira. 5 bin lira da kamyona verdiğinizde 10 bin lira. Hadi 10 bin lira da fazladan para verseniz 20 bin lira. Şuradan bakalım Murat abi. Evet, buradan da ayrı bir kapı yapılmış. Evet, açılıyor. Gel Murat abi. Şimdi 2,5 dönüm bir arazi çekiyoruz. Metrekareleri 1 lira oldu. Geçiyor da Murat abi, biliyorsun. Zaten metrekareye vurduğun zaman 2 milyon 600 bin lira olması lazım. Buranın fiyatı çok çok hesaplı. Açıklamaya yazacağız. Elektrik sayacımız burada. Bu dairenin kapı numarası. Hepsinin kapı numarası başka. Burada eski bir fırın mı Murat abi? Şömine gibi yapmışlar aslında ama. Var mıydı? Ha, ben bunu gördüm zaten. Aa evet. Ekmek şeyleri var burada. Tekneleri mi var? Tekneleri var. Burada şömine, arkada fırın var. Büyük ihtimal açılıyor. Açalım mı? Yapalım. İşte çok güzel abi. Fırının önüne şömine gibi yapmışlar. Burası neden biliyor musun? Pideler çok çabuk pişip kavrulduğu için pideleri burada koyup tekrar soğumamasını sağlıyorlar. Çok güzelmiş. Evet, burada ekmeğinizi pişirebilirsiniz. Gayet de sağlıklı yapmışlar, güzel yapmışlar. Yine eski yerine koyalım. Evet, gel abi. Şimdi yine önünde küçük bir elma ağacı var. Evet, yeni kapı numaramız, sokağımız Çakırca Mahallesi 2 sokak 16 numara, bina numarası, posta kodu, kare kodlu, yeni sistem, her şeye ulaşabiliyorsunuz. Evet, evimizin, yani içindeki bulunan eski yapının diyelim, ev deyince kızıyorlar. Yıkık bir vaziyette. Girişte böyle bir eski mutfakmış herhalde. Böyle bir durum var. Şimdi ben şahsım adına toparlanacak eve, toparlanacak, toparlanmayacak eve, yıkılması lazım diyorum. Buradaki görüşlerimi size paylaşmak istiyorum. Güzel bir hol var. Bu evin çatısını 100 bin lira, 150 bin lira neyse yaptırdığınızda bu ev adam olur mu? Oradan başlayalım. 3 tane pimapen taktırdığınızda duvarlar sağlam. Yer düzgün. Yere bir şap attırabilirsiniz. Şu köşe için. Şurada bir ayrım var. Burada yaklaşık şöyle Murat abi 20, 10, 18 metrekare vardır ya da 15. Hadi 10 diyelim. Büyük bir banyo için ayrılan yer var. Burada şöyle yine üstü lambil olmuş ama sadece şurada bir akıntı var. Murat abi onu da çekelim. Aktığı için lambiller aşağı inmiş. Burada bir çatı problemimiz var Murat abi. Çatı problemi yapıldığında burası sence olur. Ne evler çektik. Bak burası yine bir 10, 15-16 metrekare büyük bir oda. Bir pimapen, kapıları değiştirmek zorunda değilsiniz. Yere de ince bir şap ve laminat. Gel abi. 150 bin lira çatıya ayırdık. 50 bin lira da pimapenlere ayırdık. Etti 200 bin.
Yine burada bir yatak odası. Gene çatı masrafımız var. Gene büyük büyük odalar. Gel Murat abi. Örümcek ağa bağlamış ama. Şöyle. Burası sağlam, güzel bir oda. Çatılar da yüksek bu arada. Basit değil. Evet. Yine burada birkaç oldu? Bir, iki, üç, dört oda. Büyük bir banyo. Bu hol. Burada mutfak var. Çok da kötü durumda değil. Dediğim gibi tavanı yaptıracaksın abi. Ufak dokunuşlarla burada kalınabilir. 300 bin lira harcadık diyelim. Yepyeni ev olacak. Karşıdaki yere giremedik. Şunu ben çekeyim Murat abi. Sen o tarafa doğru ilerle istersen. Orada küçük bir dış mutfak gibi bir şey yapmışlar Murat abi. Yok, şu odada da ben odaya girdim. Ver istersen ben göstereyim. Şöyle burayı sonradan ayırmışlar. Şöyle küçük bir. Bakın şöyle. Yani burası depolama alanı diyelim ya. Tavanı falan yeni yapmışlar çünkü. Mesela meyve ektiniz diyelim, ceviz ektiniz. Burada depolayın. Karpuzunuzu, kavanozu burada depolayabilirsiniz. Burada böyle yine salçalarını koymaya küçük bir mutfak gibi bir şey yapmışlar. Evet. Nasıl? Küçük bir yapı diyorum. Evet, küçücük ya, bu 5 metrekare bir şey. Konserveler vesaire salçalar. Yani kışlık ürünlerini stoklamak için yapılmış bir yer. Evet, buyurun Murat abi, şöyle ben şu kapıyı tekrar çekeyim. Kapıyı da yalnız yeni yapmışlar. Pimapen sağlam. Pimapen'in markasını soruyorlar. Pimapenci bir abimiz var, hep yorum atıyor. Bakacağım Pimapen neymiş? Fırat ben. Buraya giremedim Murat abi. Kapısı muhtemelen kilitli. Sormadık da. Yani aslında Bir ev var mı? bunun çatısı daha düzgün bak abi. Avrupa kiremit dediğimiz kiremit. Bir de o tarafı da göster. Zaten tarif ederken bahsetmiştim. Çatı problemi var diye. Bunun çatısının ağacını değiştireceksiniz abi. Kiremit değil de shingle diyoruz ya bu. Yapışkanlığı. Ondan yapacaksın abi. Tamam, bu evde oturur. Evin yanında. Şimdi bu eski evin yanında. Aa, burada çamaşır makinesi, kazanlar, televizyonlar. Çek. Tabi burası da depo. Köylerdeki olmazsa olmaz dış tuvaletimiz gayet temiz. Ama bunu Avrupa şeye geçmişler, klozet. Yani normalde yer tuvaleti olur ve gayet güzel. Kullanılabilir durumda. Evet Murat abi. Aslında ben bu yapıyı daha çok beğendim. Evet, şöyle bir anahtarını bulmaya çalışalım mı? Burada bir asmamız var. Abi buraya böyle 4-5 tane direkler var zaten bak, görüyor musun? Asmayı buraya bir kapatacaksın. İki evin Ama ortasına. bağlantı kesildi, hayvancılık Evet. O tarafta yapıyorum. hayvancılığı yapacaksın. Burada ağaçların altında asmayı da büyütüp evin bahçesi. Şu aşağıda bir de gösterir misin abi? Buraya Bu tadilatla düzelir. Düzelir abi. Ben nelerin düzelt. Ekibimiz de var. Her türlü yardımcı olur. O arkadaki büyük bahçede ne ekelim abi? Şeftali, kiraz. Su var zaten abi yanı başında. Güzel bir bardak buldum. Köylerde genelde terlik içine konulur evin anahtarı. Kapılar açık demişlerdi ama. Şöyle o tarafa çeker misin abi? Zorlamayalım. Anahtarı bulamadım Murat abi. Bir odamız kaldı. Orası da muhtemelen küçük bir yer. Evet. Burayı çekemeyeceğiz. Küçük böyle minik bir yer var. Var ve içinin düzgün olduğunu düşünüyorum. Bahçede gösterdiysek bayağı bir örümcek aldı. Şunun dıştan en azından dışına bakalım. Arka tarafı Bir göstereyim. bilgi sahibi olalım. Tam daha detaylı gösterelim. Burası o küçük yerde. Bak bu pirketten al burası. Bu taraf da pirket. Bak bu ev düzgündür abi. Bak o ilk gösterdiğim samanlı oldu ya bak pirketten.
Tavan da sağlam. Evet. Ben güzel olduğunu düşünüyorum onun. Neyse. Sonuçta biz arsa niyetine satalım abi. Şu kapıyı gel abi açıkta ama ben gene kapatayım. Videomuzu öbür girişimize doğru mu bitirelim Murat abi, ne dersin? Bitirebiliriz. 2682 metrekare Çakırca köyünden seslendik. Tek kişiye ait borcu, harcı, rehini olmayan, tamamı imarlı, yaklaşık 1000 metrekare kapalı alan yapabileceğiniz imarlı arsamızı tanıttık. İçinde eski de olsa iki tane evi, düzgün bir şekilde samanlı olan çeşitli meyve ağaçları, incirler, erik, üzüm, elma gibi ve büyük bir hobi bahçesi yapabileceğiniz, aynı anda imarlı tarlası olan bir yeri çektik. Böyle büyük yer her zaman denk gelmiyor. Köyün içinde ama köyün içinin en sonunda. Sizden sonra sadece bir tane ev var. Bir dönüm parasına 2600 metrekare imarlı arsamız, eski evimizi tanıttık. Şimdi size drone görüntüsüyle köyün konumunu, arsanın bulunduğu yeri göstereceğim. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, güzel ya da eksik bulduğunuz yorumları yapmayı sizden rica ediyorum. Murat abim ve ben Emrah Çil olarak sizlere saygı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunar. Hayırlı haftalar diliyorum. İyi seyirler, hoşça kalın.